Bahar Hanım. Yani Sacide Hanım. Caner'in okuldan arkadaşının annesi. Ali Rıza Bey benim kayınpederim. Memnun oldum efendim. Ben gidiyorum. Öyle mi? Peki. Her şey için teşekkür ederim. Kardeşliğinizi hiç unutmayacağım. Rica ederim lütfen. Buraya istemeden sebep olduğum bir olay üzerine geldiğinizi çok iyi biliyorum. Ama inanın bana ne Tahsin Bey'in ne de benim bir suçum var. Sacide Hanım, lütfen biz konuşacağız babamla. İyi günler efendim. Güle güle. Güle güle. Görüşmek üzere. Buyurun böyle baba. Çay koyayım mı? Otobüsten inerim, ben seni aradım. Telefonun mesajı düştü. Şarjı bitmiş, farkında değilim. Eve aradım. Kevra'nın burada olduğunu söyleyince doğrudan geldim. Geliyorum diye haber veremedim sana. Rica ederim. Bekliyordum ben sizi. Karşıdan öyle görünmediğini biliyorum ama. Gerçekten benim bir suçum yok baba. Bahse konu olan hanımefendiyle tanıştım ben, değil mi? Evet. Baba, size her şeyi en başından anlatacağım. Dinleyin. Ondan sonra anlayın işin gerçekten ne olduğunu. Zaten buraya bunun için geldim bu. Çok teşekkür ederim. Buraya geldiğime, size her şeyi anlattığıma bin pişman oldum. Neden öyle söylüyorsun şimdi, benim sinirimi bozuyorsun? Niye babamı Adapazarı'na yolluyorsun anne? Tahsin'in ayağına niye gidiyor benim babam? Kendi istedi, ben mi yolladım canım ağa? Bilmiyor musun, karışmadan içi rahat etmez. Sen hiç ısrar etmedin tabii, değil mi? Bana bak, öyle veya böyle gitti. Şimdi bunun için üzme beni canım. Hem bir görünsün onlara bakalım. Bir dinlesin nedir ne değildir. Sanki babama yaptım diyecek. Niye söylemedin Fikret'e? Bilseydi kız. Aman nasıl söylenir böyle bir şey nine? Gözleri kör olmaya sıcalar. Sen de Cevriye teyzeyi ağzından kaçırma sakın. Söyler miyim? Hayatta söylemem. Hadi ben gidiyorum. Reyhan, bana bak. Yanlış görmüş olmayasın. Belki de öylesine alıvermiştir arabasını. Kadın ağlıyordu diyorum nine. Tahsin de nasıl teselli edeceğini bilemiyordu. Adı batısı calar. Hadi bay bay. Unut bunu. Tamamen unut. Tamam tamam, unuturum. Hadi iyi nöbetler sana. Sağ ol canım. Hiç mi acımadın o kıza be Tahsin? Hiç mi utanmadın loğusa karından, ağzı sütlü bebenden, ağzı dili tutula sıcalar. Alo. Cevriye, ne yapıyorsun anacığım? Var mı bir gelişme? Ali Rıza Bey geldi İstanbul'dan. Konuşmaya gitti Tahsin'le. Bekliyorum. Bakalım neler olacak. Reyhan konuşacaktı. Konuşmuş mu?
Aman yok, şeytan görsün Tahsin'in yüzünü diyor. Bak sen, neden? Söylesen bir türlü, söylemesen bir türlü. Ay ne söyleyeceksin? Bir şey mi biliyorsun kız? Ay söyle. Ölümü öp söyle, ne oldu? Öğlen sizden çıktıktan sonra Reyhan beni eve bıraktı. Sonra da eve bir şeyler almaya gitti. Gündüzü boştu. Akşam onun nöbeti. Ay hayat hikayeni anlatma. Adam gibi söyle ne söyleyeceksen. Bakkaldan çıkınca Tahsin o kadını görmüş. Hem de Tahsin'in arabasının içinde. Yemin et. Reyhan beynimden vurulmuşa döndüm diyor. Nasıl görmüş? Ne yapıyorlarmış? Kadın bunun göğsünde ağlıyormuş anacığım. Ay. Tahsin de teselli ediyormuş. Saçını mı okşuyordu artık ağlama diye, günahı boynuna. E ben seni ne yapayım Tahsin? Tüy, yazıklar olsun sana. Reyhan söyleme diye tembih etti ama susup da onun suç ortağı olacağıma söylerim içim de rahat eder dedim. İyi yaptın kardeş. Çok iyi yaptın. Ay dur, çocuklar geldi, kapatıyorum şimdi. Aman aman, kimseye söyleme. Sen bil yeter. Tamam tamam, hadi. Nasılsın babaanne? Ah, bugün ölmezsem daha hiç ölmem ben. Caner nerede? Caner bugün okulda olay çıkarmış. Anlatma. Bana bak, gel bakayım buraya sen. Bırak, boş ver babaanne, üstüne gitme. Ne yapmış bu? O kadının kızını dövmüş, Ezgi'ye. Vah vah vah. Çocukların da dengesini bozdu dengesiz. Caner! Caner! Tamamen bu yani. Trafik kazası gibi. Kadını ne tanırdım ne bilirdim. Anlıyorum. İlk defa bugün o kadar uzun konuştuk. Arif'i çağırdım, karşı karşıya getirdim. Kadıncağızdan özür dilettim. İsterseniz çağırayım, bir de onun ağzından dinleyeyim. Çağırayım, vallahi bir de o anlatsın. Olur mu öyle şey? Ben seni dinledim, yeter. Siz bana inandınız. Karım inanmadı işte. Arif'i korudum, kendim gittim Tonga'nın altına. Bütün mesele bu kadar yani. Keşke söyleseymişsin işte. Fikret de kim bilir neler büyüttü içinde. Söyleyemedim. Tamam, yaptım bir eşeklik. Estağfurullah oğlum. Ama insan bu kadarcık mı güvenir kocasına? Pamuk ipliğine mi bağlıydı bizim evliliğimiz? Çocuğu alıp gitmek ne demek? Evi terk etmek ne demek? Tamam. Nelere inandı, ne hallere geldik. Hadi, bir yüzünü yıka da kendine gel. Hadi bakalım. Yediremiyorum baba. Kendime yediremiyorum. Haklısın. Hadi. Hadi kalk da bir kendini topla. Hadi oğlum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.